bu arada teşekkür ederim. Birlikte dövüşmeyi özlemiş misiniz? O zaman bundan sonra omuz omuzayız. Öyle mi? Eyvallah. Hadi oğlum bari. Öncelikle sana çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Çünkü seninle geçmişe dayalı çok güzel bir dostluğumuz var. Bunu burada konuyu uzatmak istemem tabii ki ama Zehra'cığım seni de gerçekten daha yeni tanıdım. Ama... Ama bunu Zehra'nın yapması gerekmiyor mu? Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Artık siz evlisiniz. Öyle bir şey vardı. Ölmeyeli
Yenge. Şimdi sen çay kahve falan dedin ya. Acaba diyorum çayın yanına böyle kek de mi yapsam, böyle çikolatalı? Patlattı bombayı cezekar. Hiç hoş değil yalnız. Ne var ya, yenge demiyor muyuz arkadaşlar? Ben de başka bir şey mi anladım? Annenin mezarına nasıl gideceksin acaba? Çok merak ediyorum. Hangi yüzle gideceksin o mezarlığa acaba? Kaladın yavrum. Duydum, olmaz böyle büyüdü. Ömer yapma! Sevgilini korumaya da başlamışsın. Merak etme, duymayacağım. Eğer olur da bir gün bütün dediklerimizi unutup da bir aptallık yapıp ayrılırsak, bekle gömeceğimiz yerden çıkartıp hemen yanıma geliyorsun, tamam mı? Sorun her neyse unutup şuradan başlıyoruz. İyi madem o zaman. Bu kadar ısrar ettiniz, kalayım ben de bari. Çok da ısrar etmemiştik ama. Öldürsün aslında, başardığı karşıya rağmen. Gülümse dostum, söndü o yangınla. Çok düştük, kalktık hep aslında. Bize bizden başkası katlanmaz. Böyle mutlu mesut hep beraber bir aradayız ya. Bu hamburgeri değil de taş bile yesen bana dünyanın en lezzetli yemeği gibi gelir. Baksana şuna ya. Karşımda sevgilim, yanımda kardeşim. Onun karşısında onun sevgilisi. Daha ne olsun değil mi? Aman aman, nazar değdirme. Değdirmeyelim. Biz birer tane daha hamburger söylüyoruz. Dömeriz değil mi? Demez miyiz, söyle. Tamam, ister size de o zaman. Yok, ben patlayacağım. Ben de. Sen de doydun. Sizi eş olarak ilan ediyorum. Yerini öpebilirsin. Öyle bir şey var değil mi? Yenge.